Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Değerli arkadaşım yepyeni bir seriyle aslında alışık olduğum bir seriyle tekrardan karşındayım. Artı bir net videolarıyla çok güzel bir seriye başlıyoruz. Bu sefer 2022 tarifi için. Evet arkadaşım 4 aşamalı TET matematik kampımızda paralel götüreceğimiz artı bir net ÖSYM tadındaki videolarla sizin karşınıza geliyorum. Evet arkadaşım 4 aşamalı TT Matematik kampında hangi konudaysak o konularla hangi konuları bitirdiysek o konularla alakalı seninle beraber ÖSYM tadındaki soruları göstermeye çalışacağım. Eğer hazırsanız artı bir net videosu için haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşım o beklediğin artı bir net serisine seninle beraber bugünden itibaren başlıyoruz. Bu sefer 2022 tayfi için. Yalnız arkadaşım artı bir net ÖSM tadındaki sorularımız 4 aşamalı TET matematik kampımızla paralel yürüteceğiz. Şu an seninle beraber o kampta arkadaşım, denklemler ve eşitsizliklere geçtik. Buradan o kısma kadar ÖSM tadında görebileceğim, 2022 tayfanın da çözmesi gereken, ya arkadaşım bu soruya bakmadan da sınava girme diyebileceğim, çok tatlı soruları, ÖSM tadındaki soruları senin karşına getireceğim. Eğer hazırsan hemen ilk sorumuza bakalım. Bu arada ilk sorumuz 3D yayınlarından aldığım güzel tatlı bir soruyla başlıyoruz. Arkadaşım temel kavramlar sorusu, teknik çiftlikle ilgili istisnasız her sene karşınıza gelebilir, gelecek bir konunun alt başlığıdır. Bu teknik çiftliği bilmeden bence ilerleme derim. Hadi gel ilk sorumuza bakalım. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. Vazonun yüksekliği A santim. Tamam. Kase'nin yüksekliği B santim. Tamam. Özdeş kitaplardan birinin kalınlığı C santim. Hocam şunun bir şeklini çizelim beraber. Şimdi vazo dediğimiz yeşille gösterilen bunun yüksekliği A santimmiş yapıştırdım. Kase olarak verilen kasenin yüksekliği B santimmiş bunu da yapıştırdım. Bize özdeş kitaplardan birinin kalınlığı C santim olarak verilmiş. 3 tane özdeş kitap verildiğine göre yeşil e, vazonun altında buranın yüksekliği 3C olmalıdır. Peki kasenin altında 5 kitap verildiğine göre bunun yüksekliğinde ne olmalıdır? 5C olmalıdır. Sorumuza devam edelim. Vazo, kase ve kitaplar bir zemin üzerine konulmuş, masa üzerine yukarıdaki şekilde yerleştirildiğinde vazo ve kasenin zeminden yüksekliği eşit olmaktadır. Olay ortaya çıktı. Yani değerli arkadaşlarım sol taraftaki kitap ve vazonun yüksekliği sağ taraftaki kitaplarla kasenin yüksekliğine eşitmiş. E sol tarafın yüksekliğini hesaplarsanız 3C artı A'nın aslında kime eşit olması gerektiğini iddia edersin. 5C artı B'ye. Değerli arkadaşım şöyle bir şey yapalım. 3C'yi karşıya atalım. Diğer C'nin yanına. B'yi de sol tarafa atalım. Şöyle bunları bir ayıralım. Bir denklem elde edelim. B sol tarafa eksi B olarak geçer. A eksi B. 3C karşı tarafa eksi 3C geçecektir. 5C de orada olduğundan göre geriye 2C kalacaktır. Hocam bir dakika ben bir yorumlama yaparım. Biz bunun konusunu anlattığımıza dedik ki bir şey çift sayıyla çarpılıyorsa o şeye bilinmeyen şeye bakmaksızın sonucunun ne olduğunu iddia edersin çift olduğunu iddia edebilirsin. C'nin ne olduğunu biliyor musun? Hayır tek de olabilir çift de olabilir beni hiç de alakadar etmiyor şu dakikadan sonra. Ama ben şunu buldum bu bilgiyle A eksi B'nin sonucu ne olmalıdır çift olmalıdır. Şimdi hangi iki sayıyı çıkarırsan sonuç çift çıkar bunları düşüneceğiz. Hocam iki ihtimal var. Ya Çiftten çifti çıkarmalısın sonuç çift çıkmalı ya da hocam tekten teki çıkarmalısın sonuç çift çıkmalı. Şimdi buna göre hangileri her zaman doğrudur? Özemim de çok sever böyle öncüllü sorular sormayı. Demiş ki birinci öncülde A tek sayısa evet A'nın tek sayı olduğu durum var. A tekse B'nin de tek olması lazım. A, A. adam demiş ki A tek sayısa B çift sayıdır demiş. Hayır A tek sayısa sonucumuzun B'nin de ne olması gerekecektir? De ...tek sayı olması gerekiyor. Adam çift dediğine göre... ...ikinci öncülüm yalnız, yanlış bunu koydum gen, kenara. Hemen geldim diğer ifademe... ...demiş ki ikinci öncülde bize... B tek sayı ise bir dakika B'nin tek sayı olduğu durum biliyorum. A da tek sayı. Ha işte ben bunu arıyordum. İkisi de tek sayı olursa tekten tek çıkarsa çift kalır. Zaten çift kalması gerekiyordu. O halde ikinci öncülümün ne olması gerekecektir? Doğru olması gerekecektir. Hemen yuvarlak için aldım. Üçüncü öncülde diyor ki C tek sayı ise bir dakika birader. C tek sayı ise ben C'nin ne olduğunu bilmiyorum ki. Ha tek de olabilir çift de olabilir ama C'ye göre A ya da B değişmiyor. Bunu bilmem gerekiyor. Zaten buranın sonucunun ne olduğunu biliyorum. Çift olduğunu biliyorum. C hakkında yorum yapamazsam bunu hiç daha okumana gerek yoktur. O halde ifadelerin hangileri her zaman doğrudur dediğimize göre yalnız 2 ile doğru seçeneğimizin de B olması gerekir. Çok güzel bir artı bir videosuna seni bugünle seninle beraber bugünle itibaren başladık 2022 tayfa için. Bu videolar senin karşına daha sık gelecek. 4 aşamalı TYT matematik kampımızda paralel olarak götüreceğim arkadaşım. Hoşuma giden ya bu soruyu mutlaka bu arkadaşlarıma göstermeliyim dediğim soruları senin karşına getireceğim. Hiç şüphen olmasın. Ama sen de bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan bu tarz içeriklerin daha fazla karşına gelmesini istiyorsan halen daha kanala abone değilsen abone olup zil sesini açmayı unutma. Tamamdır değerli arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Hoşçakal.